Merhaba Koç burcu ve özellikle de yükselen burcu Koç olanlar Mart 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Mart ayına. 2 Mart'ta Balık burcunun 12 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin 12. ev konularınızla ilgili olacak inzivai alanlarınızda çok toplumun görmediği bir formda bir yeni. Ruhsal dünyanız, böyle psikolojiniz, bilinçaltınız, daha böyle kendinize iyi gelen olumlama teknikleri ya da şifa tekniklerinin ya da bu konularla ilgili bir yeniliği hayatınıza taşımak adına bir etkiyi gösteriyor. Satavişa nakşatrasına denk geliyor. Bu da şifalanmakla çok ilişkili. Ancak bedensel bir şifalanmadan bahsetmiyorum. Burada daha çok içsel dünyanız, ruhsal dünyanız, psikolojiniz, hani bu bağlamdaki bir şifalanmayı gösteriyor. Eğer sizi tedirgin eden, sürekli kaygılı olmanıza neden olan ya da içsel böyle dürtüsel bir sıkıntı var ise bunu da yenilik eğer hayatınıza sorunlu bir alan varsa buna bir yenilik gelip ruhsal dünyanız da bundan etkileniyor olabilir. Bu bunu da ifade eder. Yani ruhsal dünyadaki şifalanmanın ve yeniliğin temeli somut dünyadaki bir sorunun çözülmesinden kaynaklı olması da muhtemel gözüküyor. Bu bağlamda bir yenilik. Bu aynı zamanda evli bireyler için eşinizin iş hayatı ya da sağlığı ile ilgili konularda da yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyor. Eğer uzun soluklu eşiniz bir iş arıyor ise burada bir yenilik olabilir ya da iş hayatı, iş arkadaşları ile ilgili ortam ve iş yüküyle ilgili bir konuyla da yenilik olması muhtemel gözüküyor. Yine aynı gün Merkür'ün Satürn'le kavuşumu da olacak Kova burcunda. Sosyal ortamlar, arkadaşlıklarınızdaki konuları iletişime dökmekte biraz zorlanma etkisi oluşturacaktır. Merkür'ün buradaki Satürn'le kavuşumu. Kariyerden gelen beklentileriniz var ise ya da kariyer adına bir hayaliniz var ise bunu da somut dünyaya dökmekte biraz zorlanacaktır bu Merkür Satürn kavuşumunda. Ve bu hani zorlanmanın temeli fazlaca mantıksal düşünmekten kaynaklı olabilir. Çünkü Merkür düşüncelerdir. Satürn haliyle bir şekilde onu kısıtlama, daraltma, daha engeller oluşturmakla ilişkili bir etkiyi sunuyor. 3 Mart'a geldiğimde Mars ve Venüs Plüton'la kavuşumu gerçekleşecek Oğlak burcunda. Kariyerle ilişkili, sizden üst mevkideki insanlarla ilişkili. Statüdür 10. ev. Statü sahibi, daha böyle patron müdür gibi bir şekilde iş başlığı altında iletişimde olmamız gereken insanlarla ilgili. Yeni bir düzen geliyor, yeni bir değişim geliyor. Fazlaca burada tutkulu, istekli olmamızdan kaynaklı yapacağımız bir değişimi de gösteriyor. Plüton bir şey yıkıp yenisini inşa eder. O yüzden bu döngü, yani 3 Mart ve sonrasında Mars ve Venüs'ün Plüton'la kavuşumu sizin geçmişteki düzeni tamamen yıkıp yeni bir düzen oluşturmak adına bir etki sunuyor. Eğer iş hayatıyla ilgili bir gündeminiz yok ise annenizin hayatıyla ilgili yine böyle bir durumun olması muhtemel. Nedir? İşte uzun zamandır sağlıkla ilgili bir mücadelesi vardır. Artık bir cerrahi müdahaleyle bambaşka bir döngüye geçmiştir. Daha şifa temasının yoğun olduğu, işte daha sağlıklı bir hayat onu bekliyordur. Kısacası geçmişle ilişkiyi tamamen koparmış bir yeni döngü olma etkisini gösterir Plüton'la bu tam kavuşumu. İsteklerimiz, beklentilerimiz ve bu beklentilerimizi hayata taşıdığımız o vizyonumuz, yani aksiyon alış şeklimiz, bunların tamamının da kariyer başlığı altında değişeceğini gösteriyor. Bu her iki gezegenin Plüton'la kavuşumu. Bu biraz böyle güç ve direnç de oluşturur kariyerde. Böyle daha güçlü olmak adına direndiğimiz, gayret sarf ettiğimiz bir etkide olması muhtemel. Sonrasında 5 Mart'a geldiğimde, bu çok güzel bir tarih, Güneş ve Jüpiter'in tam kavuşumu gerçekleşecek Balık burcunda. Adeta hani biz diyoruz ki Güneş, Jüpiter Güneş'in kalbindedir. O yüzden dua, ibadet ya da böyle güzel enerji çalışmaları. Bunlar için çok destekli bir zaman dilimi, hatta 17.06'da gerçekleşiyor. Tam kavuşum, hani bunu baz alarak yeni bir takım girişimler, dua, niyet çalışmaları vesaire, birçok çalışma için, olumlu enerjiler için isteklerinizi bir şekilde evrene, insanlığa, tabii bütünün de hayrına olması niyetiyle söylemek için çok güzel bir zaman dilimi 5 Mart. 6 Mart'a geldiğimde Venüs ve Mars Kova burcuna geçecek. Arkadaşlar, umutlar, istekler, hayallerde biraz özgürleştiğimiz bir etki oluşturuyor. Bunu çok daha detaylarıyla ilgili bir video daha yayınlamayı planlıyorum ama kısa vadede bir değinecek olursam, hayallerimiz, isteklerimiz, umut ettiğimiz konularla ilgili hem özgürleşeceğimiz, hem
burada daha marjinal temaları hayatımıza bir şekilde entegre etmek için uğraş vereceğimiz, adeta aksiyon alış şeklimizden tutun ki sevdiğimiz, istediğimiz birçok konuda kariyer başlığı altında değişim ve bu değişimin akabindeki yeni düzeni gösteriyor ve olumlu kabul edilen aslında bir göstergeyi oluşturuyor. Kova sonuçta özgürlüktür. Biraz özgür bir tema ile yapacağımız özgürlüğün işin içerisine dahil olduğu istekler ve arzuları gösteriyor. 18 Mart'a geldiğimde Başak Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. İşte bu dolunay çok önemli. Sizin iş hayatı, iş arkadaşları, iş ortamı ile ilgili ya da hali hazırda size düşen iş payı ile ilişkili bir dolunay. Sağlıkla ilgili konular, uzun soluklu sağlık mücadeleleri ya da sağlık başlığı altında şifalanmakla ilgili bir döngüdeyseniz bu konular. Bunlarla ilgili bir neticelenme etkisi, geçmişten başlayan, artık bugüne kadar gelen ve bir neticeye kavuşması gereken bir dolunay. 27 derecede gerçekleşiyor ve Vedik sistemde Uttara Palguni, Batı sisteminde Alkaid Sabit Yıldızı'na denk gelen bir derecede. Bu bahsetmiş olduğum alanlar, arkadaşların yükünü hafifletmek, iş bağlamında size düşen ve sözünüzün eri olmak gibi bir anlamı var bu nakşatranın derecesinin özellikle. Yani bir söz verdiyseniz, işte ben şu mevkiyi istiyorum ya da işte ben şu gayretle, şu eforla şu neticeyi vereceğim bu ay diyebileceğiniz iş bağlamında böyle bir durum olduysa işte bunu tam anlamıyla yapacağınızı gösteriyor. Kısacası işteki o iddianız neyse bunu somut dünyaya rahat bir şekilde yapacaksınız ve bu konularla ilgili bir dolunay, bir neticelenme mevcut. Sağlıkla ilgili de yine böyle tedavi süreçleriyle vesaire uğraştınız ama bir türlü bir sonuca varamadınız. Biraz da kendi beklenti ve istek arzularınızdan çok taviz veremiyorsanız. İşte burada yine aynı konu geçerli. Böyle sözünüzün eri olup hani ben artık yapacağım yani kendi irademe bir şekilde ön plana alıp bu neticelenmeyi yapacağım. İşte şunu bırakacağım örneğin. Alkol, sigara vesaire bu tip bir konuda gündeminiz varsa bunu irademi çok hani net bir şekilde işin içerisine koyup bunu artık bırakacağım, hayatımdan çıkaracağım gibi bir etkiyi de gösteriyor bu bağlamda bir dolunay. Eğer böyle evcil hayvanlara ilginiz var ise böyle almayı planlıyor ya da burada böyle gündemler var ise burada da yine beklediğiniz bir sonuca varmak adına, beklediğiniz bir gündemin neticelenmesi adına bir etki olması yine muhtemel gözüküyor. 27 derecede bir gezegeniniz var ise ya da 2 Mart'taki işte balık yeni ayında 12 derecede bir gezegeniniz var ise bu derecelerle yakın gezegenin doğası ya da hangi evleri yönetiyor aslında bu yeni ay ve dolunayı detaylandırmak adına o gezegenlere ve yönettikleri evlere bakmanızı da öneririm. 21 Mart'a geldiğimde Merkür ve Jüpiter'in kavuşumu olacak Balık burcunda. 12. evinizde biraz ruhsal dünyanızda fazlaca iyimser. Her şeye böyle çok keyifli bir bakış açısı oluşturacaktır. Jüpiter balıkta zaten biraz hayal dünyasını artırır. Merkür'de zihin dünyasında. Şimdi biraz olması muhtemel olmayan işler, hayaller, gündemler biraz böyle kelebekmiş gibi bir etkiyi oluşturacak bu kavuşum. Hani bunun tek iyi yanı hani böyle fazla iyimser evet olmak güzeldir ama biraz bu fazla iyimserlikten kaynaklı hani böyle beklentiyi bulamamak adına bir etki de olması muhtemel. Bu çok hani kısa vadede olacak bir kavuşum. Hani 21 Mart ve bu civarı günlerde büyük şeyler beklemeyin derim. Daha minimal düzeyde hani o döngüye denk gelen bir beklentiniz olur ise. Bir de eşinizin iş hayatı evli bireyler için. Eşinizin iş hayatı ile ilgili konularda ya da buradaki beklentilerde de yine fazlaca beklenti içerisinde olmamakta fayda var. Biraz da bunun anlamı şeydir. Hani pireyi deve yapmak gibi bir anlam ifade ediyor. Biraz fazla düşüncelerin büyümesi. Çünkü Jüpiter büyüme etkisidir. Ya da fazlaca bir şeyleri ifade etmek, büyütmek adına bir etki de sunacaktır. Merkür sonuçta hani balıkta pek akıl, zihin gezegeni ve duygusal bir yerde çok rahat değil. O yüzden duygular, bunları ifade etmek, iletişim bu zamanda biraz daha zorlayıcı ve beklentiler ütopik olması muhtemel gözüküyor. 28 Mart'a geldiğimde Venüs'ün Satürn'le bir kavuşumu gerçekleşecek Kova burcunda. İşte istikrarlı ilişkiler dediğimiz, uzun yıllara sirayet eden ve bir şekilde evliliğin kapısının aralanması da muhtemel olan bir etkidir Venüs'ün Satürn'le kavuşumu. Bu sizin 11. eviniz olacağı için bir arkadaşla, hani geçmişte bir arkadaştır, bununla istikrarlı bir ilişkiye başlamak.
Ya da bir arkadaşınız vasıtasıyla bir gönül ilişkisine başlamak. Ancak bu tamamen istikrarla ilişkili. Yani bu başlayan şey biraz da mantık da muhtemel ki işin içerisinde olacak. Çünkü Satürn sonuçta duyguları biraz kısıtlayacaktır. Mantık fazlaca ön planda olduğu için yapılan istikrarlı bir ilişkinin başlanması adına. Ama arkadaşlar bu bağlamdan bir etkiyi gösteriyor. Ve bu şekilde başlayan 28 Mart ve civarı ve sonrasındaki süreçte istikrarlı, güzel, biraz da işin içerisinde özgürlük temasının olduğu, muhtemel ki bireyler birbirini çok kısıtlamayacaktır da bu döngüde başlayan ilişkilerde. Ama dediğim gibi istikrarlı, güzel, uzun soluklu bir ilişkinin temeli arkadaş temasıyla başlıyor olacaktır 28 Mart ve bunu takip eden zaman diliminde. Mart ayının genel etkileri bu şekildeydi. Ebced değeri hesaplamalarında sizin için ya selam esması çıkmış, 131 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Kanalıma abone olmayı ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresimden de ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.